Bilgilenmesinde oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bölgemize hayırlı uğurlu olsun. Bu önemli bir şeydir. Tabii yani Keşan bölgesinden Güney Edirne, yani daha uzun bir coğrafyamız olmasına ötürü Güney Edirne bölgesindeki insanlarımız burada Edirne'ye gitmeye gerek görmeden birçok işini Keşan merkezde yaptırmış olacaklardır. Öteden beri beklediğimiz bir durumdur. Şu an itibariyle gerçekleşmesinden de mutluluklarımızı ifade etmek isteriz. Yakın zamanda yerel basında da benzetilen, hatta yıllar itibariyle her yıl hemen hemen gündeme gelen yayla balıkçı barınağıyla ilgili yine geçen aydan turizm komisyonuna havale edilen bir önergemiz vardı. Komisyonun yapmış olduğu çalışmalar sonucunda ulaştığımız bilgiler de şöyledir. Yayla Balıkçı Barınağı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nca yatırımı yapılan ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca işletmesi koordine edilen kamu yatırımı niteliğinde bir kullanım alanıdır. Yapımına 1995 yılında başlanmış, 2006 yılında bitmiştir. İnşasına imar planı yapılmadan başlanmış ve kullanıma açılmıştır. Yanlış yer seçimi ve işin aceleye getirilmesi yayla sahilinde önemli yapısal bozukluklara neden olmuştur. Kıyı şeridinde kumsal alan daralmış, çıkan talaşlar ciddi koku yayılmasına neden olmuştur. Çare olarak belli aralık ve derinlikte beton bariyerlerin yapılmasının uygun olacağı kabul edilmiştir. Ancak bugüne kadar bu bariyerlerin yapılması hususunda son aşamaya gelinememiştir. Son durum proje ihale aşamasındadır. Bu da yayla için önemli bir sıkıntıdır. Bir an önce konuya ciddi manada yer atıp insanların mağduriyetine son verilmesini beklemekteyiz. Yine Adana'mızın tümünü ve yöremizi de ilgilendiren bir toplulaştırma çalışmaları hakkında bilgi vermek istiyoruz. Toplulaştırma İdaresi'nden müdür yardımcısı arkadaşımızın vermiş olduğu bilgileri kamuyla paylaşmayı uygun buldum. Şu ana kadar il genelindeki toplulaştırmadaki son durum şöyledir. 37 yerleşim biriminde projeler tamamlanmış olup miktarı 86.431 hektardır. Toplam arazi oranı %20'dir. 39 yerleşim biriminde 47.844 hektar alanda çalışmalar devam etmektedir. Toplam arazi oranı %11'dir. 72 yerleşim biriminde 102.397 hektar alan ihale aşamasında olup toplam arazi oranı %24'tür. 103 yerleşim biriminde 194.404 hektar alanda ise proje teklifi yapılmıştır. Toplam arazi oranında %45'tir. Yani şu haliyle bitmiş oran %20. Bitmek üzere olan olarak kabul edersek 39 yerleşim birimindeki alanları da %31 diyelim. Diğer bölüm şu anda durmaktadır. Biraz da hız verilmesi gereken bir konudur. Son olarak da yine bölgemizi ilgilendiren Çeltik Mecidiye bölgesinde yeni bir taş ucu ruhsatının daha yolda olduğu anlaşılmaktadır. Saros Körfezi'ne ulaşımda en önemli yollardan olan Mecidiye yolu kamyon yolu haline gelmiştir. Bu durum hem bölge insanı aslında hem de turizmde olumsuz yönde etkilemektedir. Bir de Çeltik Mecidiye arasındaki o tepelerin, o ormanlık alanların içerisinde florası zengin olan bitkiler de vardır. Bunlara kıymak da çok doğru bir davranış değildir. Mesela Keşan halkı bile çokça bilmez. Mecidiye tarafından bocur diye bilinen bir bitki vardır ki belki de yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. Çok güzel, çok ender bulunan, sadece o yöreye ait bir bitkidir. Şu anda açmak üzere konmuş olması lazım. Sadece bunun korunması bile o bölgede
yazan bir durumdur. Bu nedenle ötürü taş ocakları sıkıntısına biraz sıkıca eğilmek gerekir. Ve iktidar partisi mensuplarında bundan böyle bu taş ocaklarındaki sıkıntıyı ciddi takibe alıp bir an önce oradaki sorunu gidermelerini de beklemekteyiz. Geldiğiniz için teşekkür ederim.